Doğrusal fonksiyonlarda tanım ve görüntü kümesi. Bu videomuzda doğrusal fonksiyonlarda tanım ve görüntü kümesi nasıl bulunur onu konuşacağız. Öncelikle doğrusal fonksiyon nedir? Doğrusal fonksiyon denklemi fx eşittir ax artı b formatındaki fonksiyonlardır. Bu fonksiyonların özelliği grafikleri dümdüz bir çizgiden oluşmaktadır. Bu nedenle doğrusal denmektedir. İngilizcesi linear function. Mesela böyle. Veya böyle bir grafik. Veya dümdüz bir grafik. Doğrusal fonksiyonların grafiği dümdüz birer çizgi olduğundan dolayı bu ismi almıştır. Şimdi bununla ilgili sorumuza bakalım. Aşağıdaki fonksiyonların tanım ve görüntü kümelerini bulunuz. Öncelikle tanım kümeleriyle başlayalım. 4 tane şıkkımız var zaten bu videomuzda. Hepsini sıradan bir önce tanım kümeleri açısından geçelim. Tanım kümesi İngilizcesi domain'dir. X yerine gelebileceklerin en geniş kümesini temsil etmektedir. Bir fonksiyonda x yerine ne gelemez? Onun kuralını tanımsız yapan x değeri. Doğrusal fonksiyonları tanımsız yapan x değeri yoktur. Bu nedenle bütün doğrusal fonksiyonların tanım kümesi bütün reel sayılardır. Tanım kümesi bütün reel sayılardır. Bunu tanım kümesi eşittir r diye gösteririz veya aralık notasyonuyla göstermek istersek eksi sonsuzdan artı sonsuza. Sonsuzlar asla kapalı aralıkla gösterilemez. Zaten burada olayı netleştirdik. Bütün doğrusal fonksiyonların tanım kümesi bütün reel sayılardır. Bu da bir doğrusal fonksiyondur. Şimdi bazıları x'li kısmı olmadığı için tereddüte düşebilir. Bu sabit olan bir doğrusal fonksiyondur. X yerine ne koyarsak koyalım hep aynı sonuç çıkıyor. Yani dümdüz bir çizgi olan doğrusal fonksiyon. Ama x yerine konulup da bunun kuralını tanımsız yapan bir x değeri söz konusu değil tabii ki. C şıkkımıza geldiğimizde bunun tanım kümesi. Baktığımızda doğrusal fonksiyon görüyoruz yine. X yerine her şey konulabilir. Herhangi bir x yerine koyduğumuz değer bunu tanımsız yapamaz. Tanımsızlık matematikte 3 durumda mümkündür. Paydanın 0 olması durumunda. Birinci tanımsızlık ihtimalimiz. İkincisi derecesi çift olan köklerde içerinin negatif olması durumu. Üçüncüsü de logaritmalı fonksiyonlarda taban ve üssün negatif olması ve bunlara ek olarak tabanın 1 olması durumu tanımsızlar edilir. Bunun dışındaki bütün fonksiyonlar tanımlıdırlar bütün x değerlerinde. Bunlara neden olan durumlar tanımsızlık durumlarıdır. Devam edelim. Burada da x yerine koyduğumuz bir değerin bu fonksiyonu tanımsız yapabilmesi söz konusu değil. Bu nedenle tanım kümemiz yine reel sayılardır. Bir doğrusal fonksiyon gördüğümüzde gönül rahatlığıyla tanım kümesini bütün reel sayılar diyebilmeliyiz. Şimdi görüntü kümesine geliyoruz. Görüntü kümesinin İngilizcesi range'tir. Görüntü kümelerine geldiğimizde görüntü kümesi şu demektir. X yerine koyduğumuz sonuçlara karşılık çıkan y'lerin kümesi. Görüntü kümesi bulurken en iyi yapılacak şey bu verilen fonksiyonun grafiğini çizmek olmalıdır. Veya kafada çizimini hayal etmek olmalıdır. Bu doğrusal fonksiyon. Bunu tam olarak çizelim ki düşünmemizi kolaylaştırsın. X yerine 0 verdiğimizde y'yi eksi 3'te kesiyor doğrusal fonksiyonumuz. Y'ye 0 verdiğimizde fx y demektir. X'imiz 3 bölü 2. Bu ikisini birleştirdiğimizde doğrusal fonksiyonumuzun grafiğine ulaştık. Bu fonksiyonun grafiği budur. X yerine koyduğumuz bütün değerlere karşılık y eksenindeki bütün değerler çıkıyor.
Y ekseninde çıkmayan herhangi bir değer söz konusu değil. Görüntü kümesi de reel sayılardır. B şıkkına geldiğimizde, doğrusal fonksiyonlarda görüntü kümesi reel sayı olmayan tek durum sabit fonksiyonlardır. X'li kısım varsa doğrusal fonksiyonlarda görüntü kümesi kesinlikle reel sayılardır. X'li kısmı yok, sadece sabit sayıdan oluşuyorsa bunun grafiğini çizecek olursak. Bu x eksenimiz, bu y eksenimiz olsun. X yerine ne koyarsak koyalım 4 çıkıyor zaten. Bunun grafiği şöyle bir durumdur. X yerine ne koyarsak koyalım 4 çıktığına göre bu fonksiyonun görüntü kümesi sadece ve sadece 4'ten oluşmaktadır. 4'ten başka çıkan bir y değeri söz konusu değil. C ve D şıkkımıza gelelim. Fx eşittir eksi x. Bunun grafiğini de şöyle orijinden geçen bir grafiktir bu. Fx eşittir eksi x. Bunun görüntü kümesi de bütün reel sayılardır. Bir doğrusal fonksiyonda x'li kısım varsa görüntü kümesi bütün reel sayılardır. Artık çizimle uğraşmıyorum. Çizimini yapmak istediğimizde x'e 0 verip y eksenini kestiği yer, y'ye 0 verip x eksenini kestiği yeri bulacağız veya orijinden geçenlerde de eğimden aşağı doğru veya yukarı doğru direkt çizimini yapacağız. Bu şekilde doğrusal fonksiyonların tanım ve görüntü kümesini bulma ile ilgili videomuzu burada noktalıyoruz.